Merhabalar, YouTube gençlerin bir bölümünde daha devam ediyoruz. Dünya görevlerini yapıyorduk. Dünya görevlerini yapmaya devam ediyoruz. Burada düşecek de bas kalsın. Neyse, yanlışlıkla bastım ama her neyse. Toprak sarısı rüyalar diye bir tane görevimiz varmış. Kadim renkler sahne 2 olması lazım. Ve şimdi bunu yapacağız. Yağacak hafif yağmurlar diye. Hadi let's go. Geçen bölümde birkaç tane Eremit askeri, Münzeviler gelmişlerdi buralara. Bir tane bunların, bu tiplerden birinin işte sanat eserini almaya çalışıyorlardı. O da satmak istemiyordu. Böyle şeyler oluyorlardı işte. Biz de onları kurtardık. Sonra o bize böyle köyüne çağırdı. Biz de sanki aran aralarmış gibi geldik buraya. Ama bunlar sanki biraz daha ilginçler gibi. Yani daha insan canlısılar gibi. Aranalara, aranaralar gibi kaçmıyorlar. Yok olmuyorlar. Hatıralardan bile silinmiyorlar. Neyse. Biz galiba böyle random kişilerle mi konuşacağız? Bilmiyorum. Ama her neyse. Normalde ben bu görevi kısa zannediyordum. Ama 3 bölümden oluşuyormuş. Şu anda ikincisindeyiz. Yani ilk bölüm, yani toplamının 20 dakika falan olduğunu söylemişlerdi. Neyse ki sinematikler, yani bu konuşmalar vesaire olmadan 20 dakikaymış. O yüzden de muhtemelen işte 1 saat, 2 saat, 1,5 saat. Muhtemelen 1,5 saat civarında sürer. Hepsi yarım saat olarak. O yüzden de geçen bölümde işte yarım saatte bitirdik. Bu bölümde de o civarda bitiririz muhtemelen. Eğer zaman artarsa birkaç tane ışınlanma noktası açarız bu çevrede. Sonra devam ederiz. Hımmı hımmı hımmı. Millette konuşuyoruz işte. Nasıl be? Bir dakika, sorunlarımı mı çözeyim? Nasıl yani? Galiba bunlarla konuşacağız ya. Umarım ki yani. Burada da common chest varmış. O kadar güzel duruyordu ki yani orada. Bu bölgede en azından böyle basit bir şekilde alabildiğimiz şeyler varmış ya. Sumeru da birazcık yormuşlardı. Ya bir dakika. Şuna bir ver bir tabak desem mi de bir ne diyecek acaba? Ver bir tabak. Ya sorunu çözemedik. Demek ki buralarda bir şeyler var. Evet, nedenini öğrendim. Bence kötü bir özellik ama neyse, burayı da gerçekten aranaralar gibi yapmışlar. Yani sadece iki görev değil. Şuradakini de alacağız. Buradan devam edeceğiz. Yani aslında bu göreve şu an için devam edemeyeceğiz. Öncelikle buradaki farklı görevleri yapmamız gerekiyormuş. O yüzden hadi neyse, bakalım. Neyse, zaten başlıkta bir şekilde ayarlamışımdır herhalde. Umarım ki. Belki de ayarlamamışımdır, kim bilir.
Yine bir yerlere ışınladı bizi ya. Neyse, bir şekilde yapacağız artık. Üzdü ama birazcık. Ben diyordum 3 tane böyle temiz görev olur. Arda arda yaparız. Ama yok, nerede? Hiç öyle bir şey olur mu? Kim bana vuruyor ya şu anda? Gerçekten ayıp ya. Daha çok dövmemiz gerekiyormuş. Şöyle bir tane daha vursaydık yani onlara. Aa, daha toplanmadı. Niye toplanmadı ki? Aman aman. Bir dur be. Ha, gerçi bu farklı bir şey. Bir dakika. Ben yanlış göreve bakıyorum şu anda. Doğru. Bir dakika, hemen J'ye basıp şu görevi işaretleyeyim de. Bu mercimek çorbası değilmiş görevin ismi. Bu görevdeyiz şu anda. Nerede be Veranata? Buradaymış. Bu görev birazcık kısa bir görevmiş aslında. Muhtemelen. Çünkü adım sayısı azdı. Ama elbette konuşma fazla olursa adım sayısının az olması bir şeyi etkilemiyor. O yüzden bir bakalım. Normalde bu ikinci adım komple, yani tek başına 20 dakika civarında sürüyormuş. O yüzden bakalım bunlar ne olacak. Sen böyle ard arda bizi savaştıracak mısın ya? Bu mudur yani? Dur bakayım. Bitti mi? Bitti herhalde. Yok. Hadi. Yenisi gelmiş hemen. Bu sefer bitti. Galiba böyle birkaç tur devam edeceğiz ya. Hemen şöyle bir bakayım. Yo, bitmiş. Bu kadarmış dövüş. Let's go. Şimdi atölyeye götürüyormuş bizi. Daha doğrusu biz atölyeye gidiyormuşuz. Hem atölyesi de suyun altındaymış. Aga be, yüzerken karakter değiştiremezsin. Özelliğini kapatmamışlar buraya gelince. Ama yüzerken değiştirebiliyoruz. İlk defa suyun altında bir animasyonumuz mu var ya şu anda? Öyle bir şeyler oldu sanki. Hayda, uçan Hollandalı geliyor.
Ya aşırı bir şekilde şanti dinleyesim geldi ya. Drunken Sailor falan işte. Böyle görünce. Evet, böylelikle bunu bitirmiş olduk. Şimdi hemen ikinciye geçiyoruz. Daha doğrusu üçüncü bu görev. Bu görev için üçüncü bir şey. Her neyse. Şimdi şöyle işaretleyelim bir şunu. Nere olduğumu bilmiyorum çünkü bana nere olduğunu göstermen lazım ama. Şuralarda bir yerdeydi. Bir dakika şöyle gel. Burada ikiye gel. Aynen burada. Şimdi şuradaydı. Şuralarda bir yerdeydi. O zaman şuraya ışınlansak oradan gideriz. Hemen şöyle geçelim. Buradan ışınlanma mı var? Aynen ışınlanma varmış. Wow. Çok ışınlanmıyoruz bu arada ya. Bu kadar sürmemesi lazım. Çok sürüyor, çok. Altı üstü yani şöyle 100 metre falan gidiyoruz ha. Tenha bir yer. İşte burada da gördüğünüz gibi bu da üçüncü parça. Üçüncü parçanın görevi. Bakalım bu görevin adı neymiş. Ve bakalım bu uzun sürecek mi? Yalnız gölge yel kendisiymiş bu görevin ismi de. Hemen şöyle işaretleyelim. Bu görev sanki birazcık uzun sürecek gibi. Neredeyiz biz? Yani en yakın şurası var. Oradan gideriz artık. Evet şimdi. Ya burada toplanacak şeyler varmış. Şunlar mı toplanacak şeyler? Hemen bir toplayalım onları. Tiri dalga. Çok fazla yoktu çünkü muhtemelen. Aynen. Bu türdeki toplama eşyalarını tamamlamışız. Şimdi nereye gidiyoruz? Şu tarafa. Tamam. Buraya kadar gelmişken aldık bari. Hemen şöyle. Bir şey yazmıyorduk. Devam. %32 olmuş bu bölge. Yeni bölge kaçtı acaba? Şimdi bakalım bu görev yani 10 dakika falan sürerse aslında hepsini bir görev altında da toplayabiliriz ya bir bölüm altında. Şuradaki önce ışınlanmayı açalım da sonra geri döneriz. Yüzme staminamız artsa çok iyi olur bu arada. Muhtemelen öyledir de. Nereye gidiyoruz şimdi? Şuraya mı? Müzik falan çaldığına göre. Tabii Aizen'i konuşamıyoruz çünkü bir tanesi bizim peşimize takıldı. Ve yani bizim peşimize takılmadı bir de yani bıraktı orada. Ama yine de peşimizdeymiş gibi davranmak zorundayız. Tilt oluyorum böylesine. Yani bir şey seçtik ama
Umarım doğru olanı seçmişizdir. İyi, hadi sen yap. Görevi kendisine yaptırdık değil mi biz? Yoksa biz mi yapacaktık yani eğer onu seçmeseydik? Merak ettim bak şimdi. Bu arada yine geldi uçan Hollandalı. Cümleyi unuttum, şarkıyı unuttum ya. Randy Dandy'yi söylemeye çalışıyordum da. Çok karıştı kafam. Neyse. Şarkıyı unuttum ya gerçekten. Daha yeni dinledim ha oysa ki. Ne oldu? Bilginin olduğu yere götürdü bizi. Direkt seslendirince tepki verdi. Hasarlı günlük çıktı. Ya bizim elemental görüşümüz vardı. Sözde bir işe yarayacaktı. Ama yani gerçekten bu nedir ya? En son Liyue'de mi kullandık neydi öyle bir şeydi yani. Arada bir iki kere kullanıyoruz belki. Onun dışında hep aynı mekaniğin benzerlerini koyuyorlar bir yerlere. Buralarda bir yerde bir şey vardı. Neredeydi? Şöyle mi? Onunla alakası yokmuş. Buradaydı. Şurasıymış. Aa, arkasıymış. Yani 3 tane araştırmamız yeterliymiş. O yüzden muhtemelen bu yeterli olur. Herhalde. Eğer olmazsa diğerine gider bakarız. Diğerinin yeri belli zaten. Yok, diğerini otomatik sildi. Yani en kısa olanından başlayalım. Ben göndermeyeyim ya, sen gönder. Cidden çok zor. Hadi sen yap bakayım. Nerede gölge? Randy'den diyor. Çok gitti. Burada ışınlanma yeri geldi en azından. Bunu alırız. Şöyle geçerken. Şöyle geçerken. Böyle şöyle. Tam olarak yukarıda bir tane hidrokulusu varmış ama çalmaya uğraşmayacağım tabii ki de. Karaya mı oturdu? Mümkün. İmposible. Şimdi bir dakika, bir dakika. Neredeyiz? Tamam. Neredeyse bitirmişiz be. İyi o zaman, hadi devam.
Buralarda bir şeyler arıyoruz ha. Şunlardan yeterince toplamış mıydım? Hatırlayamadım bak. Hımmı hımmı hımmı. Ya şunlarla alakalı bir şeyler olabilir de. Oturayım mı? Niye oturayım be buraya? Tam oturulacak yermiş. Hayır, hiçbir şey de yok ki yani. Şu yeteneği kullandığımızda göstersene ya bize. Burada bir şey var sanki. Bölgeden de çıktık. Sizi dövecek miyim ya? Aa evet, dövüyormuşum. Hımmı hımmı hımmı. Çok tuhaf şekillere giriyorlarmış be bunlar. Sen niye donmuyorsun ya? Ayıp değil mi? O zaman bari en azından şunu yapalım da. Çiçekten birazcık. Ben bunu dediğim sırada geri eski haline döndü. Hımmı hımmı hımmı. O ne be? Yine bir şey çıktı. Neyse, önemli değil. Şu tarafa gidelim. O tarafta da kesin bir şey vardır. Abi ama yok ki yani araştırabileceğimiz bir şey de yok. Parlamıyorlar da yani. Seyir defteri mi var? Galiba bu. O zaman aynen buymuş. Hadi bakayım. Ya kurtlar mı be? Kurtları hiç sevmiyorum ya. Bu kadar da bitmez tabii ki de. Hemen şöyle bir E atalım. Ya niye ikincide bitmedi? İkincide biteydi en azından. Yapamadım. İstediğimi hiç yapamadım. Herkes kanamadan öldü ya. Lanet olsun size kurtlar. Bir de kanamayla yani neredeyse ölecek kadar düşürüyorlar canlarını ya. Ne uyuzlar be bunlar. Ve böylelikle üçüncü parçayı da aldık. Şimdi ne oldu be? O ne? Yağacak.
Nasıl ya? Dur bir tane daha vardı. O nasıl oldu ya? Son parça. Son parça şuralarda bir yerdeydi. Onu da almamız gerekiyordu. Yani bir şekilde aldık herhalde, bilmiyorum. Normalde o diğerine de yerini göstereyim bari diyeceğim de, yani nasıl bulabilirim? Buradan geçersek görürüz herhalde. Buralarda bir yerde varmış ama. Evet şu. Ben buradan geçerken suladım mı ya acaba yanlışlıkla? Normalde işte buraya geldiğimizde tohumlarını sulayacakmışız son parça için. Ama acaba ben bunları hızladım mı, öyle bir şey mi oldu? Belki de o yüzden direkt geçmiştir. O zaman şunu diyelim bir. Geri kalanında bu kadar yeter diyeceğim hızlıca. Bu arada bir de bir şey daha merak ettim. Şöyle. 30 dakikaya yaklaşmışız. Bu görevi bitirmemiz lazım. Yani 50 dakika falan sürecek o zaman bu bölüm. Al sana bundan. Tuhaf bir görev açtı bize. Bu ama görev olarak sayılıyor mu, ona çok emin değilim. Bir ismi var mı yok mu? Varsa yazarım zaten. Buluruz ya sana suyu. Hemen şöyle. Hop. Al sana su. Yapamadım. Neyse. Ama galiba görev olarak açılmadı, değil mi? Sadece su ver dedi. Belki de bu arada aldığımız bir sandığın içinde ek parça çıktığı için bu görevi yapmamıza gerek olmayabilir. O yüzden de yani aslında bunu yapmış gibi sayıldık ve daha sonrasında belki de başka bir taneye ihtiyacımız olacak. O zaman da işte bunu tekrar gelip yapmamız gerekecekti. Ama şimdilik geçtik. Bu ne be? Yanlış noktaya düştüm ama önemli değil. Şuradan kutu buldum. Ama birazcık hızlı olmalıyım. Görevi bitirmek istiyorsam.
Aman aman, aman da neler. Yine bir yerlere gidiyoruz. Hadi bakayım. Oradan yol mu açıldı be? Hemen ışınlandık zaten. Durdurmaya gerek kalmadı. Yay. Burası açıldı anlaşılan. Gerçekten de. Hemen burada bir tane common chest'imiz varmış. Common yazsak yeter. Hatta Joe yazsak yeter. Yine yeni bir bölgedeyiz. Bal mı be bu? Yine mi hiçlik kurtları ya? Yine mi ya? Gerçekten Rinnedottir ya. Yeter ya. Hep senin yüzünden bunlar. Yani adamlarım hasar bile yemeden ölüyorlar ya. Birazcık ayıp ya. Ne lanet şeylersiniz siz. Onda bir tane daha sandık. Şuraya şöyle. Şöyle. Exquisite yazalım buna da. Bura ne ki? Neyse. Su deme aşağısı. Su da çok kirli duruyor be. Hayır, arkada niye saklanan birisi var ya? Kurtarırız be. Paimon'un yüzmesine de küçük küçük efektler koymuşlar. Var mı burada kesici biri? Kesici biri yok. Varmış. Güzel. Kim uğraşacak ya bunlarla? Böyle tek tek atalım. Kendisi atıyor zaten otomatik. Mis gibi çözüm işte. Bu da Puka'ymış. Puka'nın kuyruğu niye o kadar düz ya diğerlerine göre? Tabii belki de cinsiyetle alakalı bir şey de olabilir. Ve herhangi bir şey görmedik cinsiyetlerine dair ama. Belki de. Yine belirtilen bir konuma gidiyoruz. Hadi bakayım. Bu taraftan aşağıdan mı gideceğiz? Hemme hemme hemme.
Burada İstiridye var. Nereye gideceğim? Hayır, aşağı inmeliyim sanki. Bilmiyorum. Hayır. Daralıyorum ben denizin altında. Burada bir şey varmış. Yine akıyoruz. Ya bir kere de şuradan Kokomi ile akabilseydik iyiydi bu arada. Ne oldu be? Tuhaf şeyler oldu. Galiba oralarda bir yerde bir seri vardı ve onu kaçırdık. Neyse, daha sonra bakarız elbet. Hayır, o niye o kadar geç çıktı? Şuna hemen girelim. BF. Bu istediğim değilmiş. Ama tuhaf bir şekilde ilerliyoruz. Galiba doğru yola ilerliyoruzdur ya. Mirusea köyü. Suyun altında mı kaldı köy? Burada da hidrokulus varmış. Hemen. Hiçbir şey yazmamıza gerek yoktu. Devam. %13 olmuş bu arada bölge. Şuraya gidiyormuşuz. Bu arada şunu da alsaydım iyiydi de. Neyse. Hem. Bununla ilgili yorum yapmayacağım. Ama neyse. Yukarıda hala bir görev işaretlendi. Hayır. Umarım bir sonraki bölümün görevidir o. Daha fazla görmek istemiyorum ve sonunda Kokomi ile mi uçuyoruz diyecektim, öyle değilmiş. Üzdü. Nereye geldim ya? Ha, oradaki ineceğimiz yermiş, inebildiğimiz yermiş. Neyse. Üzdün be. Burada hangisinin? Senin mi görevin var? Sonra geliriz sana. Çok da abartma yani. Yine ışınlıyor bizi, hadi. Hadi bakalım. Çok bir şey kalmamış gibi ya bu arada. Gerçi zaten 40 dakika olmuş ya. Çok bir şey kalmaması normal yani. Şimdi şunlara bir dövelim. Yine geldi bunlar. Vurmayın be ona. Ne oldu be? Ne? Nasıl? Ne? Şunu mu yapacağım? Bunu yapacağım herhalde. Değil mi? Olmadı. Olmadığına göre
Birazcık şüphelendim. Prizmatik rezonans nedir ya? Umarım küfür etmiyordur bize. İyi, neyse. En azından tahmin ettiğim şeymiş, o yüzden sıkıntı yok. Yine birini bulduk ya. Bu nedir be? Mesela bak, bunun da kuyruğu yumuşak. Yani uzun değil. Ufuduk. Hemme. Hadi bakalım. Yine bizi bir yerlere götürecek. Daha savaş yoktu diye hatırlıyorum ama. Yani konuşuyoruz. Savaşıyormuşuz. Konuşuyoruz. Öyle. Savaştığımız şeyler yine tabii ki de kurtlar. Kurtlardan bıktım ya. Bıktım ya. Gerçekten bıktım ya. Hayır. Gerçekten artık dayanamıyorum ya. Kurt görmek istemiyorum ya. Neyse, bence iyiydik. Bu arada bundan sonraki görevin rengi neydi ya? Bundan önceki kırmızıydı, bu sarıydı. Sonraki ne ola ki? Yeter be. Neler oluyor be? Yukarıda da tam kafamızın üstünde Hidrokulus var. Kamerayı güzel bir pozisyona koymuşlar. Benim bile dikkatimi çekti. Neyse, böylelikle sahne 2'yi bitirdik ve mavi renkmiş, onu da öğrendik. Bir sonraki bölümde 3.'den devam edeceğiz ama böylelikle bir bölümü daha bitirdik. Beğendiyseniz beğenin, abone olun, yorum yapın, Discord'a gelin falan filan. Hadi bir sonraki bölümde görüşürüz.